Kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu ebeden daima kardeşlerim, canım kardeştir. Geceniz, gündüzünüz nurlu, bereketli, feyizli, hakikattar olsun inşallah. Cenab-ı Hak marifetullah kazandıktan sonra arifi i Billah eylesin hepinizi, hepimizi inşallah. Marifetullah demek kurbiyet, yani e, ben güneşe bakıyorum. arif billah ise güneşten kendime bakıyorum. Kurbiyet ve akrebiyet gibi. Şimdi bu akşam bir kulasa bir şey paylaşmak istiyorum sizinle. E, i̇mkanın en ağrı kendi kendimize olan imtihandır. Evet. İmtihan bu. Yoksa diğer imtihanlar basittir. Allah'ım beni benle olan imtihanımı verenlerden muvaffak olanlardan eyle. Amin. Yani dua ettim kendime. Ya Rabbi benim benle olan imtihanımı imtihanını verenlerden eyle. Amin. Ha bu arada bu adam niye bunları konuşuyor? Çünkü ben Rabbime Allah şu anda görüyor, duruyor. Öyle bir sözüm var. Bana verdiklerini senin kullarına vereceğim inşallah ya Rabbi. Onun için ver istiyorum. Şu anda saat 23.03. Sabahtan beri çalıştığım şeylerim hulasasını paylaşmak istiyorum. Tefekkür hep deriz. Kafadaki hayallerin ve düşüncelerin hurda haş olmasından e, sistematik dizilmemesinden yani arşivde depoda dosyalar birbirine karışmış. Onun adı tıptaki adı depresyon. Bilgi ve hayallerin birbirine girmesi. işte tefekkür bu düşüncelerin ve bilgilerin, zanların, malumatların ve hayallerin mekanların dizilmesi nasıl ki bilgisayarda ad, tür, e, isim yani büyüklüğüne göre mi dizeyim diyor bu parçaları gibi tefekkürde bu bilgisayardaki sana adına göre mi, ismine göre mi, numarasına mı göreyim bu dosyaları karma karış dosyaları onun gibi adeta kontrolsüz bilgilerin ortamına psikolojik bozukluk oluyor. Yani darmadan ne yapar peki? Ee, tefekkür, dimakta kesinlikle söylüyorum. Bu işte tevazu etmiyorum. Teva bazıları ya bu enaniyetle bunu niye söylüyor? Tevazu etmiyorum arkadaşlar bu işin ehliyim derken sizin menfaatiniz için söylüyorum. Antiparantez açıyorum. Yani bir doktora gitsen tahmin ediyorum ki herhalde ki hastalığınız budur. Muhtemelen ihtimal olarak da ilaç da şu olsa gerek dediği bir doktora muayene olur musun? Kendisi kendisinden emin değil. Onun için emin olan doktora e, lafını dinlersin. Ben de kendimden eminim Risale-i Nur'dan. Onun için söylüyorum. Yani yok. E, dimağda tefekkür ne yapar? e, biyolojide sıkıntımızın bir sebebi olan adrenalin, seletorin endrofin denilen o mutluluk hormonları eksikliği ya veya ifrat ve tefrit olabiliyor onlar. İşte bizde de dimağda mutluluk, mutluluk hormonunu vasatta tutuyor. Yani değilse aktif ediyor, çoksa ortaya getiriyor. E, şey gibi, elma gibi vücutta. Şimdi bir de sıkıntıya bir dokunmak istiyorum. Çok zevk ettiğim bir şey. İnsanda sıkıntı niye var? Şöyle diyebilirim. Şimdi Allah'ın ilmi niye sonsuz? Çünkü içinde cehalet yok. Allah'ın kudreti niye sonsuz? İçinde acizlik yok. Bizim ilmimiz niye mertebeli? İçinde cehalet var. Cehalet ilmimizi derecelendiriyor, mertebelendiriyor. Ee, i̇nsanın kudreti niye sonsuz değil? Çünkü acizlik var, kudreti derecelendiriyor. Aynı bunun gibi eğer Allah insandan sıkıntıyı kaldırırsa huzur nihayetsiz olur. Huzuru mutlak olur ki bu beden, bu dünya bunu kaldırmaz, yanar. Ee, onun için e, huzura yol ve zemin sıkıntı yapar. Celal, cemalde gözüktüğü gibi cemalde celalde gözüküyor. Bunu gören kemal insan oluyor. Onun için mertebesiz bir huzur olsaydı neye benzerdi? Benzemez ama şimdiye e, kadar, bu ömrün yaşınıza kadar aldığınız maddi ve manevi hazlar, zevkler, lezzetler, bütün her şey ne aklına geliyorsa, Kulaktan, burundan, dilden vesaire aza ve organlarından ne haz almışsan hepsini şu anda bir anda varmış gibi bedenine yüklense, enjekte edilse vücut kaldırır mı? Kaldırmaz. Tersini söylüyorum. Şimdi bu yaşına kadar bütün organlarınla aldığın elem, sıkıntı, tasa, dert, keder, beyin vesvese ne varsa... Bir anda olsa yani vücut gene yanar. Onun için sıkıntı e, huzura, huzurda da sıkıntıya müştehaktır. Mertebelenmesine sebep veriyor. Çok gariptir. Bu ne yapar? Sıkıntı e, insana neyi kazandırır? İnsan en çok kendisine hasret çeker. Sıkıntı olunca İnsan huzurunu kendisine hasret çekmeye başlar. Kendisi kendi vatanına hasret çeken en cami mahluk Cebrail'den de üstün insandır. Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail onlar vatanı asillerine hasret çekmezler. Yani sığırın dediği hiç mi gördünüz? Aa ah, ah, Nereden düştük bu memlekete? Cebrail der mi ki aslı vatanıma müştakım olduğu yerdedir. Nerededir? Olması gerektiği yerdedir Cebrail. Ben ise gurbetlerdeyim ustad. Gurbetlere beş çeşit gurbetteyiz. İnsan da en çok kendisi kendisine hasrettir ki insanın aslı vatanı yine kendisi kendisidir. Ne demek istiyorsun? Çınar ağacını düşünün, onu bir çekirdeğe kotlasan, yaprağı dalı kokusu e, kimyası o yaprağın ağacın geometrisi e, fiziksel yapısı mimarlığı yani bir Çınar ağacını düşün mükemmel mesela öyle deyince Bursa'daki Uludağ çıkarken e, bir Çınar ağacı var böyle o hatırıma geliyor böyle onu Allah nereye kotlamış? e, vahidiyeti, ehadiyetinde de kodladığı gibi insan da Allah'ın dışında 28 bin alemi insama, insana cem etmiş. İnsan şeceri hilkatın çekirdeği olması, çınar ağacının çekirdeği olması gibidir. Ondandır ki sonuç olan meyve kökteki çekirdeğe muştaktır. Oraya ulaşmak ister. Onun için gurbetlere düşmüş insan. Dünya gurbeti hiçbir şey değil. Ahiret gurbeti bile değil. İnşallah cennete Müslümanları Allah koyacak. Gideceğiz. Acele etme Hasan. Gideceksin. Esas. Esas İmam-ı Rabbani dediği gibi burada yaşarken kendi kendine gidebilmektir. Kendi dışında hiçbir şey onu doyurmuyor insanı. Hala anlamıyor musun Hasan? Kendisi kendisine bela olduğu gibi kendisi kendisinden de büyüktür insan. Ya kendi kendine sabırlı ol. Ne sabır ne demek? Israrlı ol. Kendini kendinden çıkartmaya, kendini kendine inşa etmeye. Sen sana kapıyı açacaksın başka şansın yok. Sen sana, kendin kendine kapıyı açacaksın. Bu ne demektir? Biraz böyle simgesel sembollerle biraz şey yapayım. Bugün yazdığım. Gül ile bülbül çok şiirlerde kullanılır. Böyle e, hakikat itibariyle mevcudatla peygamber Aleyhisselatü vesselama simgesel olduğu gibi kullanılır. E, benim biraz daha bunu enfuse taşımak istedim. E, gül nedir? Ben söylediğimi durdurun bu konuşmayı. E, gül neye benziyor? Bülbül neye benziyor? E, bir durdur ve düşün. Böyle mi? Güle bak, kulağa benzer. Bülbül ise ağızdır, dildir. Dil suyu döker. Kulak bardağına tahayül ve tasavvur içer. Bülbül olan ağzım, kendini kendinle inşa etmeden bahsediyorum şimdi bir nebze. Gül kulaktı, bülbül ise ağız ve dildi. Dil, dil suyu döker kulak bardağına, kulak bardaktır. İnsan, beynine tahayyül, tahayyül, hayal ve tasavvuruna doğru gider. Yani dil suyu dökünce kulak bardağına dökülür, beyin de oradan içer. Kendinden kendine Allah Allah. Bazen bardak, başka bir bardaktan bahsediyorum. Kulak bir bardaktı, göz de bir bardaktır diye gördüm, anlıyorum. Bazen bardak gözler mevcudattan doldurur. Göz de bir midedir. Ustattan e, ensinlererek böyle yaptım. Usta hayat midedir diyor. Akıl midesidir diyor. İman midedir diyor. Yani mide çeşitlerini bahsediyor ya. Ben de işte tefekkürümde kulak bir midedir. Kulak bir bardaktır. Göz de bir bardaktır. Mevcudattan... Mevcuda masiva Allahı doldurur. Beyin sanki iki levası olan... Beyinde iki tane lob var ya kafada... Sanki İmam-ı Mubin... Ve Kitab-ı Mubin... Ona benziyor. Beynin iki lobu gibi... Yani... E, sanki... Beyin... Ahıt sandığına benziyor. Ahıt sandığı... Yani... Allah'a söz verdik orada. Mevcudat, mevcudatı güneş gösterdiği gibi sevgili kardeşler, şu varlığı mevcudat, mevcudatı güneş gösterdiği gibi kafanın içi kap karanlıktır. Gözler de karanlık dimana güneşleri taşır. Güneşleri taşır. Göz ne oldu? İç karanlık kafaya güneş oldu, ağız su oldu, burun hava doldurduk, kulaktan vahiy ve kelam, dima da toprak, artık sen senden doğma vaktin geldi. Hava gitti, kelam kaldı, kelam gitti, mana kaldı, mana gitti, sen kaldın, sen de gittin, ben olan ben yine sen kaldın. Vesselam. Ya. Geceniz mübarek olsun. Tefekkürünüz mübarek olsun, ülvi olsun. Yazarak Risale-i Nur yazarsan, eğer bu söylenilenleri kendin böyle mutlaka inanıyorum. İnanın bak Rabbim şahit. İltifat etmiyorum. Bu kabatasta kam kelamları duydun. Senden daha güzelleri uyanacağını biliyorum. Aman şartla. Dediğimi yaparsan. Eğer bunları yazmaya kalkarsan defterine, öyle tefekkürüne kalemini bırakma. Aksın gitsin. Nun vel kalemi ve mayesturun Nun okkadır. içinde mürekkep vel kalemi ve mayesturun. Oradan sudur edecek. Mevcudat yazılacak. Kafanda iki levha lob var ya beyinde. İmamu bin kitamu bin ikisini cemine lefi mahfuz işte sana ahit sandığı ilim ve belagat gül kulak bülbül ağız dil su burun hava göz güneş beynin içi toprak dört tane unsur oldu mu abiler o toprakta kendini Kendinle inşa et bakalım. Kendini kendinle doğur. Evet hasret gitsin arkadaşlar. An şarttaki videolardan uzak olacaksın. Terk ve tecerrütün olmak şartıyla tefekkür gelir. Allah razı hadisiyle kapatayım. Aleyhissalatu vesselam bil bana. Ey ashabım. İlim yap ilim okumadan ilim isteyen var mı? Allah Allah okumada nasıl olacak? Nasıl olacak ya Resulallah? Takmanızı artırın. Ustadım Kastamonu layıkası 148'de takva, meniyattan ve günahlardan iştinab etmek. Lugata baktığın zaman meniyat ve günah aynı. Oysa dağlar kadar fark var. Günahlar malum hariçtedir. Günahlar hariçtir. Zinadır, içkidir, kumardır masum kadına zina iftira yapmak, dine zarar verecek vidalara taraftar olmak, yani dine zarar verecek kişilere taraftar olmak, yedi kebairde mi kebairdir? Dine zarar verecek vidalara taraftar olmak, 335. Ee, şey, ismin plakası kaçtı ya? Ha 35. 3 getir başına, 335. Barla. Dine zarar verecek vidaları, vidaların içine vidalar gökten gelmez. Şanslar ya, yani. İşte kumar vesaire. Bu takva, meniyat ve günah. Günah bu. Meniyat nedir peki? İçseldir, enfusiyidir. Nedir o? Suyu ahlaktan, suyu zandan, gıybetten, iftiradan, vehim ve vesveselerin ifrat ve tefritlerinden. Yani seni sen eden veya seni senden eden daha doğrusu seni senden eden her şey mesela haset üç taneyi de söyleyeyim haset e, şedattır Hud Aleyhisselam'a dedi ya senin Rabbin göklerin ise ben de yerin Rabbiyim haset etti kibir firavun inat nemrut bu suyu ahlaktan uzak o zaman terk ve tecerrut. bu manalar gelir Canım kardeştir. Allah sizden de razı olsun. Risale-i nurunuz, Risale nurunuz bol olsun. Allah şefkinizi artırsın. Ve terk ve tecerrütünüzü çoğaltsın inşallah. Rabbim emanet olun. Dualarda buluşmak üzere. Ben size dua ediyorum. inan. Beş vakit diyorum ki Ya Rabbi kim bana nasıl dua ediyorsa kim kime söz vermişsek kime inşallah demişsek kim gıyabımızda dua ediyorsa Allah'ım sen onu biliyorsun. Şimdi söylüyorum. Allah'ım iki cihanda onları ve beni de aziz eyle. Sen Allah'sın. Kulların hakkında ben böyle merhametli olmayı sen öğrettin. Sen ise acıyan değilsin. Sonsuz acıyansın. Acıma biziz. Ya Rabbi sonsuz acıyansın. O kardeşlerim de beni de acı Allah'ım. Bizi bize bırakma. İnsanın en büyük düşmanı kendisi kendisidir. Kendisi nedir? En büyük hasret çeken yine kendisi kendisi nedir? İnsan en büyüktür kendisi kendisine. Beşeriyetten insanlığına yükselirse dertler ufalır. Dertler niye büyük bu gece? Niye sıkıntı oluyor? İnsanlığımız aşağıda, aşağıda olursa beşeriyetimiz yukarıya çıkar. Beşer bir şer. Şerlerle dolu. Yani o zannettiğimiz o sıkıntılar var. Evet var. O niye yükseldi? İnsanlığımız aşağı indiği için. Eğer insanlığımız yukarıya çıkarsa dertler aşağı iner. Dertler muayyendir. Sonsuz değildir. Dünyada belirli bir yere kadar gelir durur. İnsanlığımız yukarıya çıkarsa dertler dert olmadığını, basamak olduğunu görürüz. Peki nasıl insanlığımızı yükseleceğiz? Dediğim gibi terk ve tecrütle bir de Risale-i Nur'u ciddi okuyarak ve deftere kaydederek, tespihat yaparak, haftada bir gün en az derse giderek, Hizbul Kur'an okuyarak, Hizbul Akayki Nuriye, Cefşender mutlaka babınız olsun, Kur'an'ınız olsun. Sağlıcakla kalın, Rabbim emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu ebeden daima. Canım kardeşlerim.